Manşet'e hoş geldiniz. Haftanın son çalışma günü. Birlikteyiz. Son çaresi savaş başlığını attık. Birkaç gündür yayınlarımızda bunu vurguluyoruz. Bu Türkiye'deki yapılan yorumlarda, yapılan analizlerde de konuşulmuyor. Gazetelerde, basında, medyada da konuşulmuyor. Ha savaş meselesi, savaş riski meselesi konuşuluyor ama... E bunun bir seçimleri erteleme aracı olup olmayacağı noktasında bir analiz henüz yapılmıyor ama ileride bu da yapılacak. Bunu başlatmış olalım. İlk yayını bundan iki gün önce yapmıştık. Dün de bahsetmiştim, bugün de bahsedeceğim. Bir diğer konuda gerçekten batıda bir kıtlık, batıda alışveriş kuyrukları, boşalan raflar, enerji krizi, insanlar işte araçlarını yürütmek için yakıt bulamıyor, ne bileyim ısınmak için doğalgaz bulamıyor vesaire böyle bir şey söz konusu mu? Yani batıda ciddi bir yokluk var, Türkiye'de yokluk yok. Bu yönde yürüyen propagandaya dair açıklamalarımız olacak, cevaplarımız olacak. Ya tuhaf. Yani enteresan bu kadar globalleşen bir dünyada herkesin her şeye bir tıkla ulaşabileceği veya bir telefonla ulaşabileceği konularda bile yayın yapmanız gerekiyor. Haftalardır bu konuda defalarca farklı şeyler anlattım söyledim ama enteresan bir şey Türkiye'deki propaganda aygıtı negatif gelişmeleri alt alta koyup çarpıtma ve bunu Türkiye liderliğinin lehine kullanma aracı olarak kullanıyor bütün bu yaşananları olan biten haberleri basına yansıyan haberleri. Yani mesela Avusturya'nın faşist lideri geçenlerde istifa etti. Yolsuzluk rüşvetten dolayı. Türkiye süper güç demişti. Aldılar onu manşete çektiler. Hani bu kadar da aciz durumdalar. Buna bakacağız. Bunun dışında Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na ani bir ziyaret gerçekleştiriyor. Türkiye saatiyle 13.30'da bu ziyareti gerçekleştireceğini tweet attı ve bu ziyaret gerçekleştikten sonra ne oldu ne bitti içeride bilmiyoruz. Bunu ilerleyen saatlerde öğreneceğiz. Bu yayın konusu da bu değil ama doların hep yeni zirveler deneyerek yürüdüğü 10 TL'ye doğru gidiyor ama belli ki 10 TL'ye bir barikat kuracak. Merkez Bankası ve Türkiye liderliği onun altında tutmaya çalışacak ama göreceksiniz önümüzdeki günlerde veya haftalarda 10 TL'yi de göreceğiz. Bu çok konuşuluyor, paylaşılıyor. Buna bakacağız. Türkiye'nin muhalefet e, sorununa bakacağız. Acaba gerçekten halk Muhalefetin sorunları çözeceğine inanıyor mu, inanmıyor mu? Buna bakacağız. Sedat Peker'in attığı son tweet son derece dikkat çekiciydi. Savcılar bir kere daha göreve davet edildi Türkiye'de. E, buna bakacağız. Ve bunun da haftanın son çalışma gününü yavaş yavaş e, toparlayacağız. Başlayalım. E, Sefer Selvi evrenselde güzel bir karikatür çizmiş. E, benim uzmanlık alanım Avrupa. Avrupa diye bir şey kalmayacak diyen e, Bilal Erdoğan'a Vatandaş cevap veriyor. Ekonomi de babanızın uzmanlık alanıydı. Halimiz ortada. Yine sözcüde Ergin Asyalı. Vallahi uçuyoruz. Yeni sistemde uçacağız demişlerdi diye harap olmuş. Yoldan çıkmış bir arabanın artık uçurumdan aşağı düşerken düşerkenki halini resmetmiş. Esasen bu ekonomi demiş ama arabanın plakasına esasen bu Türkiye. Çünkü pek çok alanda Türkiye'de bir çöküş, bir gerileme, bir Artık dibin dibini görme hadisesi var. Hala dibi gördük mü? Ben dibin dibin görüldüğünü düşünmüyorum. Ya bu dip artık bunun daha nasıl dibi olacak demeyin. Dibin dibini de e, göreceksiniz. E, Uluslararası Para Fonunun Ekonomik Görünüm Raporu 2000, Ekim 2021 raporuna göre Türkiye e, G20 ülkeleri arasında olmakla övünüyordu. Ve 21. sıraya düşmüş 796 milyar dolarla Türkiye'nin en büyük 20 ekonomisi arasında değil artık Türkiye. Gerçi bu epeydir böyle. Ee, Tayyip Erdoğan AKP öncesi dönemi tamamen kıtlık, yokluk, ülkenin işte fakirlik dönemi falan olarak resmettiği için hep Türkiye'nin 17. ekonomi olmasıyla övünürdü. Fakat o konuda da yalan söylüyordu çünkü AKP iktidara geldiğinde Türkiye zaten 17. ekonomiydi. Ondan önceki dönemlerde de 17. ekonomiydi yani Süleyman Demirel döneminde, Tansu Çiller döneminde filan da 17. ekonomiydi ve Demirel de Türkiye'nin 17. ekonomi olmasıyla övünürdü. Bu kulaklar onu canlı. Çünkü ben Demireli takip ettim 2 yıl muhabir olarak. Belki onun ağzından yüzlerce kere duydum. Ondan dolayı artık zihnimize yapışmış bir konu. Ama aradan 15-20 yıl geçtikten sonra Türkiye'yi 17. ekonomi yaptık falan diye Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını duyunca işte bir yaşımıza daha girdik. Ama bu yalanların haddi hesabı yok ki bu lider Türkiye'de kendinden önce buzdolabı, çamaşır makinesi falan olmadığını iddia eden bir lider. Evet. Fakat günün en çarpıcı yazısı Mehmet Barlas'tan geldi sabah gazetesinde. Yazı bu. Bu yazının ilk parçası. Ve orada Türkiye'nin kıymetini bilelim. Şu anda yokluk dedir bilmiyoruz. Sadece fiyat pahalılığını biliyoruz diyor. Mehmet Barlas fakat benim o sarıyla işaretlediğim bölümde İngiltere ile ilgili bir paragraf var Örneğin hayat pahalılığı düşünün ki şu anda İngiltere'de kaç lira verirseniz verin hiç alamayacağınız mallar var Stoklar tükenmiş dükkan vitrinleri boş Ben böyle bir şey bilmiyorum Bir bu ikincisi Stokların tükenmesi diye bir şey yok Dükkan vitrinleri boş böyle bir şey yok ee, Baştan aşağı yalan ve dediğim gibi bazı negatif gelişmeleri alt alta toplayıp buradan Türkiye liderliği için propaganda malzemesi çıkartma amacında bu basın işte burada yani iktidar basını ve burada yazan çizen insanlar. Dilimizde tüy bitti. Burada bir akaryakıt krizi yaşandı ama akaryakıt krizi akaryakıt yokluğu değildi. Halen şu anda mesela limanlarda konteynerlar var ve limanlar konteynerları taşıyamıyor. Yani kapasitesi artık yani o konteynerların oradan alınıp adresine götürülmesi gerekiyor ama o konteynerları götürecek tır şoförleri yok. Ondan dolayı mesela bazı konteynerlar daha boş limanlara falan yönlendiriliyor. Gemilerle gelen konteynerlar. Tır şoförü sıkıntısı var burada. Tır sıkıntısı da yok. Kamyon sıkıntısı da yok. Kamyon şoförü, tır şoförü, tanker tanker şoförü sıkıntısı var. Bundan dolayı da bir tedarik sıkıntısı var. Yani mal var. Bu mal son tüketiciyle buluşamıyor. Kamyonlarla tankerlerle akaryakıt istasyonlarına benzin götürülemediği için veya işte bir takım mallar taşınamadığı için bu vardı yani o da akaryakıt anlamında vardı evet bu ülkede bir hafta 10 gün kadar akaryakıt istasyonlarında kuyruk oldu bazı akaryakıt istasyonları kapattı kendini e, akaryakıtımız yok e, levhası astı. Fakat hiç kimse benzinsiz, mazotsuz neyse kalmadı. Bir biçimde aldılar depolarını doldurdular insanlar. Ama kuyruğa girerek, ama birkaç gün bekleyerek neyse yani. Şu anda da bu sıkıntı aşılmış görülüyor ve ilave bir takım vizeler falan vererek göçmen e, yani göçmenler ihtiyaçtır bir ülkede mutlaka bir takım sektörlerde istihdam edilmek için özellikle Batı ülkelerinde bazı iş işte, bazı iş kollarında sadece göçmenler çalışır. Çünkü o ülkenin kendi vatandaşları dönüp bakmazlar o işlere veya daha farklı yani daha iyi kazancı olan işlere yönelmişlerdir filan. Daha düşük e, şeysi olan, geliri olan işlerde daha çok göçmenler istihdam edilir. Türkiye'de Brexit'ten dolayı göçmenleri ülkelerine gönderdiği için veya Avrupalı göçmenlerin daha doğrusu Avrupa Birliği'nde serbest çalışma diye bir şey vardı. Yani Avrupa Birliği üyesi bir ülkede farklı bir bir ülkenin vatandaşıysanız istediğiniz Avrupa Birliği üyesi ülkesinde serbestçe oturabiliyor, serbestçe çalışabiliyordunuz. Tabii İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılınca da bu sıkıntı baş gösterdi. Marketler. Marketlerde raflar akşamları boşalır. Ve sabahları tekrar doldurulur çünkü marketlere de özellikle İngiltere'de pişirilebilir hazır gıda son derece yaygın tüketilir. Burada evlerde yemek pişirme oranı çok çok düşüktür. Ancak özel günlerde falan davetlerde falan yaparlar bunu. Marketlerde hazır gıdalar satılır. Az pişirilmiş fırına konmaya veya mikrodalgadan geçirilmeye hazır. Onlarla insanlar günlük ihtiyaçlarını, günlük gıda ihtiyaçlarını görürler. Akşam saat 5'ten 6'dan sonra marketlere gittiğinizde de o onları boşaldığını görürsünüz. Ama ertesi sabah tekrar dolar. Taze gıda neticede yani günlük şeylerdir bunlar ya da en fazla bir gün iki gün ömür olan şeylerdir. Ha evet belli alanlarda bir panik havası oldu. Yani pandemi döneminde de bu olmuştu. Tuvalet kağıdı stokları tükenmişti. Ne bileyim hijyenle alakalı el, el e, temizleme jelleri falan gibi şeyler tükenmişti. Ve epey bir sürede bulunamamıştı. Bundan dolayı aman bitti bitiyor kıtlık psikolojisi e, galiba olmayacak falan deyip insanlar yiyeceklerini, içeceklerini veya kuru gıdayı stoklamayı tercih edebiliyorlar. Normal tüketimin üzerine çıkıyor. Bu normal tüketimin üzerine çıktığında da ister istemez raflar boşalıyor. Böyle bir panik alışveriş olayı da var. Hayat pahalılığı İngiltere'de yıllık enflasyon 3.2, normalde 2 buçuktur. Yani bugün bir malın fiyatı 100 liraysa gelecek yıl 102 lira oluyor. Ki bu enflasyonda normaldir. %1-2 civarındaki enflasyon her ekonomide normal kabul edilir. Yüzde sıfır olmasının ekonomistler daha iyi anlatırlar. Kendine göre bir takım şeyleri vardır, problemleri vardır normal ekonomik işleyiş açısından. Her neyse tabii bu normal enflasyonun üzerine çıktı. Yani 2-2,5 civarında seyreden enflasyon 3.2 belki bu 4-4,5 belki de 5'i bulacak. Ondan dolayı bazı ürünlerin, bazı malların fiyatlarının arttığını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Enerji fiyatları da benzer bir şekilde doğalgaz, art artabilir. Akaryakıt fiyatlarının %20 25 hatta 30'a yakın pandemi sürecine göre arttığını söyleyebilirim ama pandemi sürecinde düşmüştü zaten fiyatlar. Yani 1 litre şöyle örnek vereyim 1 litre benzinin fiyatı 1.20-22'lerdeyken en ucuz benzini kastederek söylüyorum. Akaryakıttan istasyondan istasyona bu fiyatlar değişir. 20-22, 1.20-22, 1.24 pound civarındayken 99 penslere kadar düşmüştü. Şimdi tekrar 1.30-34 civarına çıktı. Önceki dönemle şimdiki dönemi mukayese ettiğinizde de yaklaşık %8-10'luk, 12'lik bir artış var. Öyle görülüyor. Tabi bu diğer mal ve ürünlere de yansır yansıyabilir. Demem o ki Türkiye'nin kıymetini bilelim şu anda yokluk nedir bilmiyoruz meselesi maalesef işte yandaşların bir propaganda unsuru bir başka unsur da işte mesela bir tanesi demiş ki ismi lazım değil KYK yurdundan öğrencinin yemek kredi yurtlar öğrencinin yemek porsiyonu küçülmüş AKP'li eski vekilde peygamberimiz de mideyi boş bırakırdı demiş filan her şeye söyleyecek bir şeyleri var her şeye tarihin bir yerinden, Avrupa'nın bir yerinden ya da o uygulamanın uygulandığı bir yerden getirip koyacakları bir şey var. Bunlara çok fazla bel bağlamak doğru değil ama görünen o ki bunu insanlar vergi olarak hissedecekler. Mesela tütün ürünleri, otomobil vergilerine 3 kata kadar zam gelebilir ve Cumhurbaşkanının yetkileri genişletilmiş bu noktada ve Cumhurbaşkanının iki dudağı arasında istediği gibi tütün ürünleri ve otomobil söz konusu olduğunda 3 kata kadar vergi artışı yapabilecek. Bir işin diğer tarafı da şu, siz zannediyor musunuz ki Erdoğan bundan vazgeçecek güçlü parlamenter sistem, yarı başkanlık falan. Böyle bir şeyi elde etmiş. Astı astık kestiği kestik. Bir kararnameyle vergileri bile artırma yetkisini aldı şimdi üstüne. Yani bunlar bunlardan vazgeçecek de sonra tekrar parlamente ödenecek falan hikayedir bu. Evet Kemal Kılıçdaroğlu bu tweet'i attı ve dedi ki Erdoğan Karakış fonunu kur. Bugün 15.30'da Merkez Bankası'na gideceğim. Yok öyle istediğin gibi at koşturmak. Evet. Bu yayın olduğu saatlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası'na girip girip gitmiş, belki de toplantıyı bitirip çıkmış olması söz konusu ama takip etmiyorum. Onu da zamanla görürüz. Fakat bir muhalefet partisi lideri galiba ilk defa böyle bir şeyle gidiyor. İlan ederek gidiyor. 128 milyar dolar nerede? kampanyasını yapıyor. Birkaç aydır CHP gerçi o kampanyada şeyde biraz heyecan da biraz düştü ama e, bu noktada enteresan. Dolar 10 TL'ye koşarken bakalım ne olacak. O arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolcu seçen taksileri böyle çekmeye başlamış. Çekicilerin üstünde taksici e, taksileri görüyorsunuz. Yani siz taksi plakası vermezseniz veya İstanbul Büyükşehir'in bunu planlamasına izin vermezseniz o da kendisine kendi yetkilerini kullanır. Bu konuda taksi savaşları İstanbul'da devam edecek gibi görünüyor. Çürüme her yerde. Doğu Ergil Hoca çok güzel paylaşmış. Bu kadar çürümenin olduğu bir organizmanın çürüyen yerleri kesilip atılmaz tümü çöpe atılır. Tamamen çürümüş bir şeftali meyvesini resmini koymuş. Öyledir. Hepimiz yaşarız bunu. Şeftali, elma, portakal, neyse. Bir tarafı çürümüşse, hani bıçakla, bıçakla oyarsınız, oraya atarsınız kalanını. Ya da yarısı bile çürümüşse kesersiniz, çürümemiş yarısını tüketirsiniz filan, servis yaparsınız. Neyse. Burada bütünüyle çürümüş bir meyve denk geldiğinde de baktınız ikiye böldünüz, açtınız tamamen çöptür yani. Dolayısıyla aynen sistemi çöpe atacaksınız diyor ve yeni bir sistem inşa edeceksiniz. Orada Merkel geliyormuş Türkiye'ye. 16 Ekim olarak açıklanmıştı galiba tarih. Merkel'in gelip gelmemesinin önemi yok ama bütün bunların hepsini eee Tayyip Erdoğan e, bir yani liderliğini pekiştirme aracı olarak kullanıyor, kullanacak göreceksiniz. Tamamen fotoğraf verme, görüntü verme. Ve bu konuda önümüzdeki haftalarda buna çokça başvuracak. Merkel veda ziyaretleri yapıyor, dünyanın dört bir yanına gidiyor. Önümüzdeki haftalarda başbakanlığı bırakacak. Ülkesinde Almanya'da hükümet kurulursa yıl başına kadar başbakanlığı seçimi kazanan meslektaşına sosyal demokratlara devredecek. Öyle görülüyor. Fakat Erdoğan'ın önünde iki zirve var. Bir tanesi ay sonundaki G20 zirvesi İtalya'da olacak. O orada Joe Biden'la görüşmeyi arzu ediyor. Bir hamle yaptı. 6 milyar dolarlık bir e, ticaret paketi hamlesi. O da şuydu. Bizim 1.4 milyar dolarımız F-35 projesinde battı. E, buna mahsup ederek sizinle 6 milyar dolarlık F-16 anlaşması yapmak istiyoruz diyecek. Bir anda kesenin ağzını açacak. Dolayısıyla bu Joe Biden'la randevuyu koparması açısından mühim bir gerekçe. Sağlam bir gerekçe. O arada da yeni F-16 alımı ve Türkiye'deki mevcut F-16'ların modernizasyonu için bir... Paket anlaşma bu. Tabi Beyaz Saray buna evet dese bile veya Amerikan Savunma Bakanlığı buna evet dese bile e, kongrede negatif bir tutum var. E, katsa yardımlarından bahsediliyor ve e, yaptırımlarından ve bu yaptırımlar çerçevesinde konuşuluyor. E, Türkiye ile özellikle savunma sahasında işbirliği noktasında Amerikan Kongresi'nin negatif tutumu gerek cumhuriyetçiler gerek, gerek demokratlar nezdinde biliniyor. Bakalım kongreden geçecek mi? Her ne hal ise eğer bu kongreden geçerse Türkiye açısından olumlu bir haber. Yani en azından F-35 şeye gitse de çöpe gitse de hem oradaki 1.4 milyar dolar kaybı telafi etme hem de yeni bir anlaşmayla F yeni F-16'lar alıp F-16'ları modernize etme noktasında ki bu e, uçakları satan, işte yapan firmalar da buna teşne e, mühim bir anlaşma yapacak. Türkiye açısından olumlu bir e, şey olacak, bu hamle olacak. Ha diyeceksiniz ki S-400 meselesi var. S-400 meselesi bu konuda sadece şey gibi görünüyor. Yani ee, özellikle bu Katsa yaptırımları noktasında ve e, Amerika'nın e, bir NATO müttefiki olarak da Türkiye ile yani sen sen Rus silahı alıyorsun bu NATO ilkelerine aykırı işte F-35 o Rus savunma sistemiyle yani Rus savunma sistemi F-35'i ve F-35 sistemlerini çözebilir ve bu bütün NATO ittifakını tehlikeye sokabilir falan diye F-35 e, iptal edilmişti. Fakat F-16'larda bilebildiğim kadarıyla böyle bir durum yok. F-16'ların sistemleri yani S-400'ün nüfuz edebileceği sistemler değil. Dolayısıyla Türkiye'nin eli güçlü görünüyor. Özellikle bu F-16 pazarlığında. Ee, Türkiye ile yani Türkiye batsın bitsin yerin dibine geçsin falan anlaşında değilim. Hiçbir zamanda olmadım. Dilerim ve umarım ki Türkiye bu anlaşmayı Amerika'dan koparır koparabilir ve zararlarını telafi edebilir. Bir diğer zirvede Glasgow'da olacak. İngiltere'de, İskoçya'da daha doğrusu. Kraliçe'de olacak o zirvede iklimle alakalı bir zirve. Zaten e, Tayyip Erdoğan'ın Paris İklim Anlaşması'nı alelacele hemen geçirmesinin bir nedeni de buydu. E, Glasgow'da liderlerle beraber boy göstermek. Joe Biden de olacak, Kraliçe olacak falan. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'a bir show imkanı daha verecek. Yani Merkel, G20 zirvesi, ardından Glasgow'daki zirve. Dolayısıyla şu 1-2 hafta içerisinde çokça liderlerle karelerini, görüntülerini göreceğiz Tayyip Erdoğan'ın içeride e, sıkıntıya düşen dış politikada sıkıntıya düşen Erdoğan açısından bu görüntüler kendi kamuoyu açısından da bir can suyu olacak. Bunu da ifade edelim. Paris İklim Anlaşması Erdoğan çok çevreci olduğu için değil. Orada yaklaşık 100 milyar dolara veya işte euroya yakın bir fonun dağıtılması söz konusu. İlk etapta da zaten 3-3,5 milyar dolar gibi bir yardım veya fon destek söz konusu. Oradan gelecek paraya bakıyor. Yani hiçbir şekilde ne Türkiye'nin iklimi ne dünyanın iklimi Tayyip Erdoğan'ın uğrunda değil. Vereceği görüntü ve oradan elde edeceği destek, hibe, yardım neyse bunlar çok çok daha önemli. Şimdi bu savaş meselesine şimdi geçelim. Son çaresi savaş. Kimin son çaresi? Erdoğan'ın veya işte Cumhur İttifakı'nın son çaresi. Uğur Ergan çarpıcı bir analiz yapmış Hürriyet'te. Son dönemde Suriye ile savaşa girilebileceği veya askerin Suriye'ye girebileceği yönünde çok sayıda yetkilden Erdoğan artık sabrımız taştı. Milli Savunma Bakanı gereken yapılacak işte Dışişleri Bakanı falan yetkili isimler Dışişleri Bakanı yetkilidir, Savunma Bakanı yetkilidir, Saray zaten yet Suriye'ye ultimatom çeken ve dünyaya işte efendim Türkiye açısından bulunduğu konumun haklılığını anlatmaya çalışan söylem geliştirdiler. Birkaç gündür bu sıklaştı. Mesela akar gereken ne varsa zamanı gelince yapılacak dedi en son. Bu açıklamalar başkent kulislerinde diyor Uğur Ergan. Suriye'ye ye yönelik yeni bir operasyonun habercisi olarak yorumlandı. Hürriyete bilgi veren kaynaklarsa Erdoğan Biden görüşmesinden çıkacak sonucun bekleneceğini dile getirdi. Yani Erdoğan bu konuda Biden'la görüşerek e, Suriye savaşını başlatacak veya başlatmayacak. Veya oradan alacağı vizeye bakıyor. E, bu da en enteresan bir kulis biraz evvel de anlattım. Bir silah anlaşması daha doğrusu F-16 anlaşması 6 milyar dolarlık anlaşma Biden'la görüşmede masada olacak. Biden'ın bunu onaylayıp onaylamaması durumuna göre de Türkiye savaş stratejisini devreye sokacak. Ama politikayı ilgilendiren bir tarafını bundan iki gün önceki yayında anayasanın 78. maddesini ekrana getirerek paylaşmıştım. Şimdi o cümleyi sarıyla işaretleyerek bir kere daha getiriyorum. Anayasa madde 78 diyor ki savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerin bir yıl geri bırakılmasına karar verebilir. Salt çoğunlukla. Başkaca bir hüküm yoksa Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konularda salt çoğunluk karar Yani AKP artı MHP'nin oyu buna yetiyor. 300'ü geçiyor. Geri bırakma sebebi alttaki cümle ortadan kalkmamışsa erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir. Kaç kere tekrarlanacağı da yazmamış. Yani 1 artı 1 artı 1 Türkiye savaşa girdikten sonra veya savaş savaş sebebiyle seçimleri erteliyorum dedikten sonra 2023 tarih olur 2024'e ertelenir. 2024 25'e ertelenebilir. 25 26'ya ertelenebilir. Evet. İç politikada da böyle bir risk var. Evet bu Türkiye'de politika uzmanlarının, siyaset uzmanlarının, muhalefet uzmanlarının veya sözcülerinin dillendirmediği ama mutlaka haberdar oldukları bir konu. Ben bir kere daha hatırlatmış olayım. Yani ortalık e, ortado. Özellikle Lübnan, Lübnanda büyük bir kaos var. Bakın, yani Beyrut sokaklarında uzun süre silah sesleri, patlamalar. Afganistan'da yeni bir patlamadan bahsediliyor. İşte yeni, e, yani İngiltere'de e, muhafazakar parti milletvekili David Ames bir bıçaklı saldırıya uğradı. Bu son dakika haberi. Şimdi ben yayına hazırlanırken önüme düştü. Her yerde bir karışıklık var. Afganistan, birazdan bakacağız Afganistan heyeti. Afganistan hala karışık. Orada oturmamış şeyler var. Hürriyet Lübnan'da ordu sokağa çıktı başlığını atmış. Umarım saraydan aramamışlardır. Yani bak bu ordu sokağa çıktı falan lafları bizi bozar falan filan dememişlerdir. Umarım. Çünkü ordu sokağa çıktı meselesinde saray son derece hassas. Bunun bir Lübnan söz konusu olsa bile başlık olarak atılması bile sarayın çok hoşuna giden gidecek bir şey olmasa gerek. Taliban heyeti gelmiş. Taliban'la ilk temas işte VIP'de ağırlanıyorlar görüyorsunuz VIP çıkışı. Dışişleri Bakan Vekili gelmiş, ee, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla görüşmüş filan. Bu bir resmi ziyaret değil. Bunun da altını çizelim. Ee, Türkiye hala Tal Taliban yönetimini tanımış da değil. Bunun da altını çizelim. Tamamen gayri resmi bir ziyaret ve gayri resmi bir Protokol uygulanıyor ama işte VIP'yi kullanıyorlar. Türkiye Dışişleri Bakanı'yla resmi heyetler arası görüşme yapıyorlar. Fotoğraflar var, görüntüler var falan filan. Herkesin önünde işte gündem maddeleri ama gayri resmi. Bir de şöyle bir tarafı vardır. Resmi ziyaret yapıldığında Ankara protokolünde anıt kabiri ziyaret esastır. Onun için yani bu bu devlet protokolünde olan bir şey. Türkiye'ye gelen bir heyet, resmi bir heyet, yabancı bir heyet ilk iş olarak Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret eder. Ee, Taliban'ın bunu yapıp yapmayacağı üzerinde de polemikler oldu ama bu gayri resmi bir ziyaret olduğu için buna ihtiyaç duyulmadı belli ki. 80'li yıllarda Ziya-ül Hak Türkiye'ye geldiğinde Anıtkabir'i ziyaret etmezdi. Ee, Kenan Evren'in konuğu olarak gelirdi ve e, o günlerde de bu çok tartışma konusu olmuştu. Ziya-ül Hak ne oluyor ki işte bizim atamızı ziyaret etmiyor, Anıtkabir'e çıkmıyor gibi çokça bıdırdanma olurdu. Yaşı tutanlar belki hatırlar aydınlık enteresan bir manşet atmış. Şimdi muhalefet meselelerine gelelim. Türkiye'de muhalefet sorunları çözebilir mi? Aydınlık'ın manşetini okuyorsunuz. Altını da merak eden bakar ama diyor ki ABD Kılıçdaroğlu'nu harcama kararı aldı. ABD yönetimi için çalışan uzmanlara göre CHP tıkandı. İyi Parti'nin gücü yeterli değil. HDP'de erime var. Deva ve gelecek partileri bekleneni veremedi. Kararsızlarsa en büyük parti. ABD kararsızları iktidar karşısında kararlı yapacak senaryo hazırlığı içinde filan. Altında da böyle yazmış spotta. Fakat ben başka bir şey diyeceğim. Yani Türkiye'de bir muhalefet liderinin iktidara talip bir muhalefet lideri söz konusu ve ABD Kılıçdaroğlu'na harcama kararı aldı diyorsunuz. Yani demek ki ABD istediğini harcayabiliyor sizin bakış açınıza göre. ABD Erdoğan'a harcama kararı aldı. ABD Akşener'e harcama kararı aldı gibi başlıklarda atılabilir. Bunu böyle normal bir şey, meşru bir şey, ee bak iyi bir şey falan. Yani işinize geldiğinde böyle bir başlık atıyorsunuz. Yani Kılıçdaroğlu harcansın kardeşim yani çok oluyor falan. Ha, kim harcarsa harcasın önemli değil. Bu mu yani? Enteresan. İşine geldiğinde öyle, işine geldiğinde böyle. Peki muhalefet Türkiye'nin sorunlarını çözebilir mi? Yeni duyurulmuş bir e, Eylül 2020 Metropol Türkiye'nin nabzı anketinin yeni açıklanan e, sonuçlarından biri. Muhalefet partileri iktidara geldiklerinde halkın ekonomik sorunlarını çözebilir mi? Evet diyen 45.7, hayır diyen 45.1. 45'e 45. Yani ondalık olarak onlara bakmayın. Fikri olmayanlar da %9. Yani... Türkiye'nin yarısı muhalefet çözer diyor, yarısı da hayır çözemez diyor. Yani muhalefet Türkiye'nin sorunlarını ben çözebilirim. Türkiye'nin idaresine talibim. Bu sorunları 100 günde şöyle hafifletirim. 500 günlük planım bu. İşte 2 yıllık planım bu, 5 yıllık planım bu falan filan. diyemiyor veya dese bile bu konuda ikna edici olamıyor. Türkiye'nin muhalefet sorunu Türkiye'de insanlar Erdoğan iktidarından bıkmış, usanmış, yaka silkiyor. Kendi tabanı dahil. Bir önceki anket çalışmasını ekrana getirmiştim birkaç program önce. AKP seçmeninin her dört seçmenden biri bile AKP'nin iktidardan düşeceğini önümüzdeki seçimde öngörüyor. Yani kendi seçmeni bile AKP'nin iktidarı sürdüremeyeceğine inanmaya başlamış. Böyle bir noktada muhalefet ben yönetime talibim, yaparım, Çözüm önerilerim şudur, evet biraz ne bileyim acı reçete olacak, şu olacak, bu olacak ama işte şu kadar zamanda şöyle, bu kadar zamanda böyle ve işte efendim parayı cebinizde göreceksiniz, yatırımı cebinizde göreceksiniz, projeyi cebinizde göreceksiniz, rahatlamayı göreceksiniz, vergi de şöyle, bilmem ne filan üretimde böyle, istihdamda böyle, işsizlik, enflasyon belli ki ikna edici olmuyor. O açıdan bu araştırmada son derece çarpıcı. Niye olsun ki işte Sedat Peker'in uzun bir tweet dizisi yapmıştı. Orada en çarpıcı tweet buydu. Ülkede korku iklimi yaratmak için silahlanın çağrısını yapmam ortak fikirdi. Oluk oluk kan dökülme çıkışını yapacağından haberdar değildik diyemezsiniz. Oluk oluk kanlarınızı dökeceğim diye konuşmuştu Sedat Peker. Demek ki bu talimat veya bir ortak akılla olmuş, ortak fikir. Bir toplantıda kararlaştırılmış bir müzakereyle bir anlaşma var, bir ittifak var, bir mutabakat var. Ülkede korku iklimi yaratma mutabakatı, silahlanın çağrısı yapma mutabakatı. İtiraf. Sonra da diyorlar ki işte savcılar göreve geçsin. Birazdan ona da bakacağız da. Evet. Erk Acerer paylaşmış videosunu artık gerçekte seyredersiniz. Diyor ki TÜGVA yetkilisi Fatih Demirci ki TÜGVA şu son büyük ada iskelesiyle gündemde biliyorsunuz. Köprüde askerleri linç edenlerin arasındaydı. İlişkilere bakın. Sedat Peker'in biraz önceki bir, bir tanesini ekrana getirdiğim, en önemlisini ekrana getirdiğim tweet zincirinde Sadat vesaire ilişkiler var. Suriye'ye silah gönderme, içeride kaos iklimi filan hepsiyle ilgili detaylı ifşaatlar var. Ve nasıl iç içe geçmiş bir yapı. Sadat, TÜGVA, Sedat Peker. Evet. Kanlarında duş alma lafları. Oluk oluk kanlarını akıtma lafları. Hepsi bir mutabakatla söylenmiş. Sedat Peker bir mutabakatla söyledim. Ortak fikirdi bu diyor. Ve Şunu söylüyor. O tarihlerin birkaç gün öncesinde yaptığım görüşmelerin HTS kayıtları da ortaya çıkacaktır. Evet. Hepsi diyor Tespit edilmiş bunların. Devlette de bir şey kaybolmaz. Cevheri Güven, e, Sedat Peker'le son dönemdeki e, atışmasıyla e, hatırlarsınız. E, videoları da çok seyrediliyor. Başarılar dilerim. Mühim bir gazetecilik yapıyor. HTS kayıtlarını çıkarmazlar. Açıklayıver şu korku iklimi yaratma ortak fikrini oluşturan ekibi demiş. Talimat sahiplerini sana zahmet. Evet. Aynen böyle savcılar harekete geçsin falan deniyor ya işte <laughs> Vedat Demir çok güzel paylaşmış. 5000'e yakın hakim savcının AKP örgütünün fişlemeleriyle KHK'larla ihraç edildiği bir ülkede bu hukuksuzluklara tepki göstermeyip büyük suç iddiaları karşısında yok mu bunları soruşturacak savcı diye tweet atıp salağa yatanlara sadece tebessüm ediyorum. Aynen katılıyorum. Üzerine bir şey demeye de gerek yok. Son dönemde muhalefet partilerinde bir hareketlenme, muhalefet liderlerinde bir hareketlenme, medyada bir hareketlenme var. Bundan dolayı acaba bir şey mi oluyor, birileri filan yola mı çıktı falan gibi şeyler var. Bu her sene bu vakitlerde oluyor. Geçtiğimiz sene de olmuştu hatırlayın. Olay TV falan yola çıktığında falan ya bir dakika falan medyada hareketlenme var galiba bir şeyler oluyor falan dedirtmişti. Bana da dedirtmişti. O günkü yayınlara hatırla bakarsanız görürsünüz. Herkese de ama neticede bekleyip görmek, izlemek gerekiyor. Ama enteresan bir hamle oldu bu arada. Doğan Yatırım Bankası gazetelere verdiği ilanda ki bu hürriyete verdiği ilan, Aydın Doğan yatırım bankacılığında yeni bir deneyime merhaba ilanı verdi. Doğan Yatırım Bankası, Doğan her gün yanınızda ve Doğan Holding bankacılıkla, yatırım bankasıyla geri dönüyor. Biliyorsunuz Doğan Holding, Doğan grubu bankacılıktan çıkmış, medyadan çıkmış, pek çok şeyden çıkmıştı internet falan belli alanlarda sadece faaliyet gösterir hale gelmişti. Ama belli ki Doğan da tekrar dönüyor. Ama 80 küsur yaşındaki Aydın Doğan'ın eski muhakeme, muvazene veya işte yönetme işlerin başında aktif bir biçimde olma olabilme noktasında sağlığının, zihninin yeterli olmadığını düşünürüm. Belli ki orada aile olarak bir inisiyatif var. Medyaya dönme konusunda da Oda TV'de. Enteresan bir kulis çıktı, Hürrem Elmasçı imzalı ve e, orada diyor ki e, milliyetti diyor 2011'de diyor Demirören'e sattığından beri aklı Milliyette kaldı e, Aydın Bey şimdi tekrar Milliyeti almak için kolları sıvamış İstanbul'a gelmiş toplantılar yapılmış e, çok istiyorum demiş başka bir şey dememiş toplantılara katılanlar da bunu detaylarıyla konuşmuşlar aracı kim dersiniz Hüsamettin Özkan biz bir dönem Bülent Ecevit'in en yakınındaki isimdi. Şu işe bakar mısınız? Milliyet tekrar döndü mü 1979 yılındaki sürece demiş. 1979 yılı yılında Abdi Pekçi Milliyet'in genel yayın yönetmeni, efsanevi, 25 yıl başındaydı o gazetenin. 24 yaşında başına geçmişti Milliyet'in kurulurken. 25 yıl başında kaldı ve 49 yaşında Mehmet Ali Ağaca tarafından öldürülmüştü 1 Şubat 1979'da. Ve ondan birkaç ay sonra da Ercüment Karacan e, artık sıtkı sıyrılmış. Abdi Pekçi de gidince herhalde e, hevesi kaçtı artık iyice ve medyadan çıkma kararı almıştı ve Aydın Doğan'a satmıştı Milliyeti. Dolayısıyla Aydın Doğan için Milliyet'in ya yani Milliyet Aydın Doğan için ilk göz ağrısıdır. Ondan dolayı bu konuda Milliyetle medyaya dönme vesaire de söz konusu olabilir. Milliyetle başlayabilir. Buna yeni bir televizyon, yeni gazete veya internet mecraları da ekleyebilir. Doğan Yatırım Bankasının gazetelerdeki ilanı da belki bu çerçevede. Yorumlanmalı. Evet. Diyeceğimiz bu haftanın son çalışma günü son çaresi savaş konulu manşeti noktalıyoruz. Herkese iyi hafta sonları. Hafta sonları e, Monster kapatmıyor Kepengi. E, manşet kapatıyor ama pazartesine kadar. E, perde arkası var cumartesi günleri Erhan Başşurt'la. Pazar günleri de e, İbrahim Öztürk'le Profesör Doktor Gerçek Ekonomi programı var. Pazartesi günü tekrar buluşmak umuduyla. Hoşçakalın efendim.